Yıllarca güldürmüştü ama bugün çok ağlattı. 87 yaşında yaşamını yitiren sahnelerin yıldızı, Türkiye'nin huysuz virjini Seyfettin Dursunoğlu'nu bugün son yolculuğuna uğurladık. Tam da istediği gibi bütün serveti çocukların eğitimine bağışlandı. Son vasiyeti ise kendisiyle ilgiliydi. Neden gerçekleşemediğini ailesi açıkladı. Allahu Ekber. Sanatçı sahnede ölmelidir. Yani bu, ben bunu isterim şahsen. Fatih Hanım'ın şemsiyesinin kılıfı bu galiba. Sahnelerin yıldızı, Türkiye'nin huysuz virjini, Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Çok üzgünüz, hepimizde hiç diyecek bir lafımız yok. Hiç yakıştıramadık ona o kadar. Bir gittik geldik galiba. Türkiye'nin gülen, güldüren yüzüydü. Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşama veda etti, ilk kez ağlattı. Cestere, cestere, cestere. Ol bir salon gelin. Çok anılarımız var. Çok acı bir kayıp. Bir şey diyemiyorum şu anda. Bitmesini bilmez. Yavrum ölüm katilam. Getir biteyim, getir biteyim. Bunu böyle görmek çok sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için bugün Zincirli Kuyu'daydı. Nasıl ki yaşamaktan keyif aldıysak ölümden de keyif almamız lazım. Demek ki bu kadarmış denecek ve gidilecek. Yani o kadar zor ki. Benim hayatımın dönüm noktası Seyfi Bey. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün servetini çocuklara bırakmıştı. İkinci vasiyeti ise kendisiyle ilgiliydi. Ben vücudumu bağışladım. Tıpta okuyan talebelere eğer beni keserek biçerek bir şeyler daha öğretebileceklerse bundan mutlu olurum. Ama o isteği yerine getirilemedi. Nedenini yeğeni açıkladı. Ailesiyle böyle bir arzusunu paylaşmadı. Dolayısıyla bizler ailesi olarak bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Türkiye onu huysuz virjin olarak tanıdı. Pandemi tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında Seyfi Dursunoğlu cenaze aracına doğru taşınıyor. Buradan da son yolculuğuna uğurlanacak. Allahu Ekber.